Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimlerde Başkan Erdoğan'ı desteklediğini duyurdu. Muhalif kesim karar açıklanır açıklanmaz lince başladı. İşte bu insanların fikirlere ve özgür düşünceye saygısı olmadığını görmüş olduk. Gazeteci Fatih Portakal paylaşımında iktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasına nasıl geldi? Bir Soylu'dan, bir Kurtulmuş'tan, bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'ın? Savrulma fena ifadelerini kullandı. CHP'li Barış Yarkadaş ise Sinan Oğan'ı takibi bıraktım paylaşımını yaptı. Bir paylaşım daha yapan Yarkadaş, Sinan Oğan seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Halkın umutlarını sömürdüğü için tarihe geçecek. Kendisi için mezar soyguncusu diyenlerle kol kola girerek tarihte hak ettiği yeri alacak. Şimdi daha çok çalışma ve Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapma zamanıdır, dedi. Komedyen Cem Yılmaz, Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında, "Gün gelecek, siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından. İyi akşamlar." ifadelerine yer verdi. Gazeteci Yılmaz Özdil, Sinan Oğan'ın kararıyla ilgili paylaşım yaptı. Özdil paylaşımında, muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti. AKP karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı. Bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız dedi. Gazeteci Uğur Dündar paylaşımında Sinan Oğan'ı hedef aldı. Dündar açıklamasında, Sinan Bey'i ilk kutlayanlar Hüdapar milletvekilleri olmuş. Yakışır. Hayırlı yolculuklar ifadelerini kullandı. Oğan'ın kararına CHP cephesinden ilk tepki ise CHP parti örgütü ve örgüt yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'dan geldi. Salıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün daha net görüyoruz ki cehennemin kapılarını kapatmak sadece Kemal Kılıçdaroğlu'yla mümkündür," dedi. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Diken, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeye başlaması üzerine hakaretlere başladı. Oğan'ı hedef alan paylaşımda bulunan Diken, Sinan Oğan'ın kararı Twitter'da cehenneme odun taşımayı seçti. Muhalefete yakınlığıyla bilinen ve Twitch'te yayın yapan Jahreyn, Sinan Oğan'a hakaret etti. Sosyal medya hesabından soğan paylaşımı yaptı. Koç Üniversitesi akademisyeni Kemal Büyük Yüksel, AK Partilileri tehdit etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Büyük Yüksel, "Bırakın anlaşanı, bu iktidara göz kırpanı bile tarumar edeceğiz. Bundan sonra diyalog günleri bitiyor. Hak ettiğiniz muameleyi göreceksiniz," diyerek tehditler savurdu. Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından sosyal medya hesabından, "Kimin bu güzel vatandan, kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli. Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur. Artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum." açıklamasını yaparak adeta lincin fitilini ateşledi. Daha iktidara gelmeden zalimane bir tutum sergileyen CHP zihniyeti, milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aldığı hezimetin intikamını depremzedelerden alıyor. Depremzedelere yönelik vicdanları kanatan bir tutum içine giren CHP'liler, önce sosyal medyadan alçakça ifadelerle hedef alındı, sonra ise gıda ve barınma yardımlarını kesti. Bir skandalda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yeni Şafak'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, CHP milletvekili adayı Bayram Fırat Dayanıklı'nın işlettiği Çorlu TED Koleji, depremzedeler için başlattığı konteyner kent projesini seçimlerin ertesi günü iptal etti. Kampanya kapsamında öğrenci velilerinden toplanan bağışlarsa hesaplara iade edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TED Koleji öğrencileri de deprem bölgesine konteyner kent kurmak için Bir Umut Bir Yuva isimli bir kampanya başlattı. Velilere gönderilen mesajda, "Sayın velilerimiz, öğrencilerimizin başlattığı konteyner kent yaşam alanı projemizi hayata geçiremediğimizi bilgilerinize sunarız." ifadeleri yer aldı. Mart ayında başlatılan kampanya için yaklaşık 750 öğrencinin velisi
deprem bölgesinde konteyner kent kurulumu için okul aile birliğinin hesabına bağışta bulundu. Deprem bölgesinde kurulması planlanan konteyner kentte, kolejdeki gönüllü öğretmen ve öğrencilerin çeşitli etkinliklerle depremzede çocukların yanında duracağı öğrenildi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başlattığı kampanyaya CHP'li Çorlu Belediyesi ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın da katıldığı öğrenildi. CHP'li dayanıklının aldığı iptal kararıyla bağış organizasyonunun bir oy bir yuva kampanyası olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Veliler, kolej yönetiminin seçimden bir gün sonra aldığı skandal kararın hem çocuklarını hem de kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Seçimde yaşadıkları hezimetin hıncını depremzedelerden çıkaran Yedili Koalisyon'un ektiği nefret tohumları depremzedelere zulüm olarak geri döndü. CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedeleri sığındıkları otellerden çıkarmak için işlem başlatması, erzak yardımıyla burslarının iptal edilmesi, CHP'li komşuların baskısı sonucu şehirleri terk etmek zorunda kalması, sosyal medyadan hakaret ve tehditler yağdırılması gibi birçok yerde skandal olaylar yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Kumbağa'da otellere yerleştirilen depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerinin ardından yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi. Skandal işlem CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Adıyaman'daki depremde kızı, damadı ve 3 torununu toprağa veren Bilal Karadağ'ın yeni yerleşim yeri olan Ankara'da ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya çıktı. Yaşadığı şoku ikinci deprem olarak anlatan Bilal Karadağ olayı Milat Gazetesi'ne şöyle anlattı. Adıyaman merkezde evim ağır hasar aldı ve o ağır hasarlı evde kendi canımı, eşimi ve çocuğumun canını zor kurtarabildim. Biz kurtulduk ama başka mahallede ikamet eden kızım, 3 çocuğu ve damadımla birlikte 5 canımı kaybettim. 5 canımı kabre koyduktan sonra Adıyaman'da durmadım ve Ankara'ya geldim. Yaklaşık 3 aydır Ankara'da ikamet etmekteyim. Önceki gün Çankaya'da gittiğim bir adreste aracımı park ederken aracımın plakasını okuyan 75-80 yaşlarında birkaç adım ötedeki bir vatandaş bana doğru geldi ve dedi ki siz aracınızı buraya park etmeyin. Sebebini sorduğumda siz Adıyaman olarak bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Ben o cümleden sonra adeta ikinci depremi yaşadım ve ne kadar üzüldüğümü kelimelerle anlatamam. Depremzede seçmenlere yönelik ağır hakaretlere tepki gösteren Erdoğan, mağdur vatandaşlara devlet olarak sahip çıkacaklarını belirterek, ''Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik. CHP trolleri ne derse desin devlet burada.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan bir başka açıklamasında depremzedelere çağrıda bulunarak, ''Aldığı yardım kesilen varsa hemen aynı yerde valiliklerimize, belediye başkanlarımıza müracaat etsin. İhtiyacı neyse biz karşılayacağız.'' ifadesinde bulundu. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olacağına inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda vardır.